Ya geçen günkü konuşmamız yarım kaldı. Evet, öyle oldu. Kusura bakma tekrardan. Gerçekten özür dilerim. Biraz dangozluk ettim. Ben niye kalıyorum çantam ya? Çantam gitti. Teyze sen gitti. Şöyle otur tamam mı? Hemen gidiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ay. Gel buraya gel. Ya sizin gücünüz gece gece yaşlı kadınların çantalarına mı yetiyor lan? Vurayım mı lan bir daha? Yat. Bir dakika ya. Kızım ben sana demin orada kal demedim mi? Gelme demedim mi? Bekle dedim. Allah Allah niye bekliyormuşum ben koşamıyor muyum? Yat. Dur be kardeşim ya. Ben sana koşamıyor musun dedim şimdi. Bekle dedim. Yani ne bileyim sen kadınsın koşamazsın böyle yavaş kalırsın gibi bir iman sezdim ben. Ya konuyu bir de kadın erkek ilişkisine falan getirdin şimdi pes yani ha. Yani özür dilerim de siz erkekler hep öyle yapıyorsunuz ya o açıdan. Erkek mi? Ya Allah Allah. Bir dur. İki laf ediyoruz. Kadın erkek şeyine getirdi mevzuna yani. Yani böyle bir güç gösterisi bir afralar tafralar filan klasik hikaye işte. Güç gösterisi ben mi yaptım? Sen yaptın. Böyle motorun üstüne atlama artistik hareketler bir şeyler bir şeyler falan. Evet. Ne evet? Bu ikisini farkındaysan benim sayemde yakaladık. Yani hatırlatırım. Vallahi mı? Bunlara laf anlatamazsın kardeş. Böyle işte. Neyse. İyi. Kaldır adam bari. Kalk. Kalk. Kalk kalk kalk. Yürü. Gel bakalım. Gece gece ya. Heh. Buyurun. Teyzeciğim iyi misin? İyiyim kızım. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bin. Komutanım affedersiniz sizi biraz ifade için bekleteceğiz. İsterseniz bir kahve söyleyeyim size. Bir sıkıntı yok kardeşim sağ olasın kolay gelsin. Allah razı olsun evladım. Izır gibi yetiştiniz. Asker misiniz? Askeriz teyzeciğim. Evet askeriz. Ay sokakta didişmelerinize baktığım zaman... bunlar evli mi acaba dedim ama yüzük de yok parmağınızda. Yok teyzeciğim evli falan değiliz biz. Arkadaşız. Ay çok sevindim vallahi yavrum. Sizin yaşlarında bir oğlum var. Bekar, mühendis. Kendi oğlum diye söylemiyorum ama çok da yakışıklı. Yavrum, erkek arkadaşınız yoksa oğlumla tanıştırmak isterim sizi. Teyzeciğim, senin ifade için şöyle alalım. Kızım, bak dediklerimi bir düşün, oldu mu? Teyze gözünü kestirdi seni vallahi. Efendim anne. Kaan, oğlum. Bayram geldi eve, sen yoksun hala. Neredesin çocuğum? Anne ben şimdi Funda ile beraber karakoldayım da seni daha sonra arasam. Funda ile karakolda mı? Ne? Karakolda mıymış? Ne işin var çocuğum senin karakolda? Yine başını belaya mı soktun yoksa? Anne bak dur bir telaş etme ya dur. Benimle alakalı bir durum değil tamam mı? Daha sonra anlatacağım ben sana meraklanma. Seninle ilgili değilse Funda ile mi ilgili? Peki senin ne işin var karakolda çocuğum? Niye oradasınız yavrum? Anne ben seni daha sonra arayacağım tamam mı? Anlatacağım hepsini hadi bay bay. Kaan!
ki ya Rabbim, hemen kapattı telefonu. Oh. Annem ya, annem. Ne oluyor teyze? Ne karakolu, ne fundası? Ay ne bileyim çocuğum. Sonra anne, sonra dedi, kapattı işte. Hay Allah. Ne oldu acaba? Ay. Oh. Evet. Ne akşamdı be? Evet, hareketli akşamda. Bayağı. Akşam kurcusu yapmış olduk. Hem yediklerimizi de yaktık. Yani biz seninkine genelde yemek demiyoruz. Yani daha çok böyle yemek öncesi aparatif gibi bir şey. Evet, fark ettim. Fark ettim. Galiba bütün tim için böyle bu. Yani öyle ama bu bence... Bizim için, bizimki normal. Ya seninki bir değişik, böyle ekstrem bir durum. Benimki mi ekstrem? Hı. Neyse. Funda. Biz bir sonraki kahvemizi... karakolda değil de dışarıda başka bir yerde içelim. Ne dersin? Olur, tamam. Öyle yapalım. Güzel. Evet. Evet. Neyse, ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.